Evet, Kudüs binlerce yıllık geçmişi olan bir şehir. Kudüs'te üç din bir şekilde bir arada yaşama imkanını bulmuş ve bugün olup bitenleri bu gerçek üzerinden okumak lazım. Ne kastettiğim şey şu, Kudüs'te evet Yahudiler var, Kudüs'te Hristiyanlar var. Ağırlıklı olarak aslında bu tür mesela Kudüs'ün başkent ilan edilmesi, Kudüs'le ilgili sorunlara Hristiyan dünyanın Müslümanlardan daha fazla karşı çıktığını da aslında biliyoruz. Her ne kadar sesi az çıksa, diğer taraftan da Kudüs'te Müslümanların ciddi manada esas ağırlığı var, kendisi var. Ve Kudüs dediğiniz zaman bugün her ne kadar üç dinden söz ediyorsak da Kudüs Mescid-i Aksa'dır, Kudüs Kubbetü Sahra'dır ve her şeyiyle Kudüs Hazreti Ömer'dir. Bunu görmek lazım. Yani Kudüs'teki birden çok caminin adı Hazreti Ömer'dir. Hazreti Ömer'in Kudüs'te sembolik değeri nereden kaynaklanıyor? Aslında Kudüs'ün esas bugünkü manada bugüne uzanan süreçte adaletle örtüşen, Hazreti Ömer'in adaletiyle bütünleşen bir yapısı var.